24 Ağustos 2020 pazartesi gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesi Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Evet. Bugün pazar, yarın pazartesi. Bir haftayı daha geride bıraktık. Müjdelerimizi hepimiz aldık, oturduk. Yeni bir KHK çıktı bu arada. Kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlandı. Haberiniz yoktur. Ben size söyleyeyim. Bundan böyle 21 Ağustos tarihlerinde doğan erkek çocuklara müjd kız çocuklarına müjde ismi koyulması zorunlu hale geldi ona göre Arkadaşlar şimdi başka neler söyleyebiliriz Evet farkına varacaksınız Belki de hala bitmedi bizim evde boya badana bakacağız artık ne zaman bitecek şey diyeceğim bir ablamız işsiz ablamız bir YouTube kanalı açmış Natural mutfak diye yemekler yapıyor takip ederseniz kendisine yardımcı olmuş olursunuz. Güzel yemekler yapıyor bu bir. İkincisi ya bir de hiç bahsetmiyorum da ben bizim bu Korsikalı Hıdır'ın bir Instagram kanalı var bir Facebook işte fanpage mi neyse ondan var. Bunları da bir el atın ya. Yani kullanıyorsanız Facebook'tur bilmem işte neydi onun adı Instagram'dır falan ben koyayım şuraya. Bir el atın arkadaşlar orada biraz çıksın ya. Böyle yapmayalım. Ben hepsine yetişemiyorum yani de. Ondan sonra başka ne diyebilirim bir şey yok like atın atın like güzel oluyor işte abone abone yapın artık söylemeye gerek yok ama ben söylemeyince de yapmıyorsunuz vallahi billahi çok güceniyorum o zaman ben sesli gazeteye geçiyorum sizde ne haliniz varsa gör. <laughs> En son haberlerden en yeniye doğru gidelim. Dolayısıyla o müjdeyle alakalı haberler arada olacak. Yani o eskide kalanları da es geçmemiş olalım. Ee, i̇lk gördüğüm sesli gazeteden hemen sonra bir önceki sesli gazeteden hemen sonra şunu görmüştüm. Abdurrahman Dilipok demiş ki ben eğitime, spora, kültüre ve aydınlanmaya karşı biriyim demiş. Yani bunu tepkisel olarak söylüyor güya. Yani bir tepki olarak söylüyor. Ama vallahi sen şaka. Bu söylediklerim vallahi şaka desende kimse inanmaz. Bunun öyle olduğunu herkes görüyor. Halbuki hareketlerini de, de zaten gösteriyorsun. Bunun için bir teyit etmeye gerek yok yani. Fatih Tezek. Fatih Tezek bir önceki sesli gazetede yaptık. Yani özellikle aramıyorum, takip etmiyorum. Öneme düşüyor herif. E, bu işte şey yemiş, e, helal tavuk yemiş de zehirlenmiş ya işte cırcır cır olmuş tuvalete gidiyormuş. Onları anlatıyor adam detaylı detaylı. Yeni bir e, tweetinde tweette kayıtlara geçesin not diye düşmüş. Bu nota göre ameliyat çıkışı odama götürülürken anestezinin etkisi sürerken yani yarı baygın asansörde sedyede bayık, sayıkladığım sözler. Son nefese kadar Recep Tayyip Erdoğan anestezi çıkışı bilinçaltının dışa vurumu olurmuş doğru mu acaba? Bir de saf saf bilmiyorum ki acaba öyle mi diye başkalarına yani bunu sanki bunu bil bilerek söylemiyorum yani anestezinin etkisiymiş gibi filan yapıyor. Son nefesinde Recep Tayyip Erdoğan ya yani, Millet son nefesinde kelimeyi şehadet getirmek için uğraşıyor. Bu ev, Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini sayıklıyormuş. Ee, abartmıyoruz yani bu adam Tayyip Erdoğan bunların tanrısı dediğimiz zaman abartmıyoruz bu cahil sürüsü için. Bülent Arınç uzun zamandır piyasada yoktu yine gelmiş. Bülent Arınç e, Biden'le alakalı bir tweet atmış. Demiş ki Trump'ın karşısında kim varsa onu destekleyeceğim ondan yanayım falan gibi bir şey söylemiş. Bunlar yavşak. Bu katmerli olan yavşaktan. Bunlar daha önceki Amerikan seçimlerinde hatırlarsanız e, A Haber'de falan çok çıkıyordu. Hillary Clinton FETÖ'cü diye Trump'ı desteklemişlerdi. Sonra Trump seçildi. 3 <laughs> ay sonra onu protesto etmek adına turp kemirip dolarla kıçlarını falan siliyorlardı. Hatırlayın öyle komik sahneler görmüştük. Şimdi sen bir acele etme. Yani saraydaki tanrın son sözü bir söylesin. Yani biz Trump'ı destekliyoruz derse bu sefer yine ağlak ağlak o yazdığın şeyleri silmek zorunda kalacaksın. Bu KYK'larla alakalı bir tweet atmıştı. Hepimiz şaşırmıştık ya ne oluyor filan diye. Sonra bu azarı işitince ya vallahi ben öyle bir şey demedim. Evet KYK'lılar çok namussuz şerefsiz. Ağaç köküyesinler evet filan diye bir şey söylemişti. Ee, yine aynı şey olabilir. Tweetlerini engellerler bilmem silerler. Twitter hesaplarını bile kapatanlar çıkıyor. Fahrettin Altun ne güzel ne aklı bir tebessüm. Demiş. Değil mi? ne yalaka ne boş beleş bir bürokrat. Hakikaten şu, yani lan bir bürokratsın sen sana ne adamın gülüşünden filan ya. Maaşını alıyorsun otur ama dört maaş alınca böyle tweetler atıyorsun tabii ki. Çok kötü bir haber ya. Bak ama Trump'ı desteklememeleri haklı yani şeyin. Bülent Arınç'ın. Thank you Pennsylvania demiş ya. Thank you Pennsylvania ya. Türkiye'ye mesaj veriyor. İnsanlarımızı susturamayacaksınız. Hayret bir şey ya. Şu çok enteresan bir şey de hava harbiyelere kurulan kumpas arkadaşlar. Hava Harp Okulu öğrencileri köprü köprü askerlerce kapatıldıktan saatler sonra halk araçlarla yolu kapatmışken MIT tarafından açılan şeritten köprüye getiriliyor. Hani köprüde bir askerleri aşağıya atma, boğazlarını kesme falan meseleleri vardı ya. Burada aslında hiç daha önce orada olmadıkları, orada aralarına karışmış MIT elemanları falan hatta bunlardan bir tanesinin de ee, şu anda e, orduda korgeneral olduğu filan söyleniyor. Ee, i̇çinde asker bulunan otobüsü zorla sırf o şovu gerçekleştirmek, icra etmek için köprüye e, yönelttikleri bu kamera görüntülerinde yani bu haberde gözüküyor arkadaşlar. Ee, benim de bu kara harp okulu öğrencisiyle yaptığım işte 15 Temmuz gecesi yaşadıkları diye bir e, video vardı biliyorsunuz. İlk defa bir videom 100 binin üzerinde seyredildi. Orada işte gelen çok oluyor böyle işte vatan haini bilmem ne filan diye doğru vatan haini oysa vatanseverler o şırnakta e, kıza değil mi şey yapan onlar oluyor tabii ki. Halk niye kessin filan böyle yorumlar filan vardı halk niye kessin yani halk değil halk halkı galeyana getiren orada bir takım e, ajanlar filan var. Evet müjde haberine geçelim arkadaşlar artık doğalgaz mı bulduk petrol mü bulduk biri doğalgaz diyor biri petrol diyor artık o... Rusya'nın doğalgaz borusunu mu patlattık, oradan çıkan gazı millete bulduk falan diye şey yapıyoruz. Onu bunu bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Hiçbir diktatör ilelebet kalmaz artık bu diktatörde. E, yerli ve milli diktatörümüz de ne yapıyor? Uzatmalar oynuyor yani topu taca atıyor, kornere atıyor, yerde sakatlandım numarası yapıyor falan. Ama işte istiyor ki böyle ekonomik ekonominin kötüye gidişi konuşulmasın, e, işte Türkiye'deki haksızlıklar, hukuksuzluklar konuşulmasın. O ne oldu? O uzman çavuş yakalandı mı? Tutuklandı yani tutukladınız mı? Koydunuz mu hapse? Yok, onlar unutulsun falan bunları istiyor yani. İşte ee, işte bulduk diye. Zaten orada mevcutta ufak bir şey varmış arkadaşlar. Ee, bir zaten oradan bir çıkartıyorlarmış Trakya bölgesinden. Bunun işte bir 2 trilyon dediler. Yok bilmem 800 mil, milyar metreküp dediler. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Ta 2004 yılından beri zaten bulduk 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 deyip duruyorlar. Hatta çok eskilerden bir küpür çıktı 1950'lerden. O zaman bile oralarda bulunduğu iddia ediliyormuş. Ee, şimdi bunlarla alakalı haberlere bakalım arkadaşlar. Mesela diyorlar ki üretim için 7 yıl ila 10 yıl beklenecek diyormuş. Yani üretmeye başlasa, bugün başlasa 7 yıl ila 10 yıl beklemek zorundaymış Türkiye. Yani 10 yıl daha bekleyin bu iş huzur içinde çözülsün. Hani zamana yayıyor ya, yani şimdi insanlar dediği zaman ne diyecek? Ya bir 7 yıl daha bekleyin işte. Ondan sonra zaten petrolümüz var falan diye şey yapacak. Ee, Romanya, Karadeniz'de bir petrol şey, doğalgaz sahası bulmuş arkadaşlar. Ee, sadece bunlardan bir tanesini 6-7 yıl sonra falan galiba başlamış. Çoğuna da daha başlayamamış yani düşünün. Yani Romanya'nın teknolojisi olmadığından falan olacağını sannetmiyorum. Ee, Mustafa Varank bu bir tane profesör var ya. Neydi o adamın adı arkadaşlar? Ee, Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş'ın tweet'ine Cevap vermiş Mustafa Varank. Bu hesaba göre bir finans profesörü bir bey pazarı soba bile et, soda bile pardon, soda bile etmiyor demiş. Özgür Demirtaş şöyle bir şey demiş. Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da bir bidon petrol bir tane damak çikolata bile etmiyor. Cüneyt Özdemir var ya müthiş gazeteci o Venezuela'ya gitmişti adam depoyu dolduruyor cipin bir çikolatayla dolduruyor yani <laughs> Bu adam da şey yani petrolün olması bir şey ifade etmiyor yani demokrasi ve özgürlükler işte haklar alanında hiçbir gelişme sağlayamıyorsan ülkende bunun bir manası yok. Doğru söylüyor. Mustafa Varank da demiş ki bu hesaba göre bir finans profesörü bir bey pazarı soda bile etmiyor demiş. Ama Mustafa Varank'ın hesabına göre de ne oluyor arkadaşlar bir terlik toptancısı Katara Büyükelçi olabiliyor. Mesela diplomasız bir adam ne olabiliyor? Cumhurbaşkanı olabiliyor veya Kartal İmam Hatip'ten bir arkadaşımız TEY'ye müdür müdürler olabiliyor. Mesela bunun hesabına göre de öyle bir şey var. Berbat Albayrak tabii ki en böyle coşanlardan bir tanesi oydu. Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey rüzgar artık ne yandan esersen es demiş. Sen Türk ekonomisine bir sur benzetmesi mi yapıyorsun? Bir gedik varsa o gedik senin ve sizin gibilerin Türk ekonomisinde açtığı gedik yani. Başka da biz gedik görmüyoruz. Onu da böyle yalanlarla falan kapatamayacaksınız. Petrol yoktur demiyorum. Doğalgaz yoktur. Vardır da bu adamlar deyince inanasın gelmiyor yani. Ee, Fenerbahçe kulübü Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Çüş sana ne ki ya. İki gün önce Ali Koç ümmetinin lideriyleydi. Yani sana ne efendim? tam sporla ilgilen yani ayrı bir şey. Bu tabii millet e, yani gaz çıkarmak üzerine falan espri yapıyor da benim anladığım kadarıyla ümmetin lideri milletin gazını almaya falan çalışıyor arkadaşlar. Yani işte bu dediğim gibi zorbalıklar falan konuşulmasın onu istiyor. E, şundan eminim mesela şeyle alakalı muhalefetin tepkisi falan diyor. Onunla alakalı bir haber var. Mesela bilse ki ümmetinin lideri yarın e, yönetim el değiştirecek. Sallıyorum CHP başa gelecek. Oradaki kuyular işte petrol varlığı gerçek bile olsa onlara beton döker yine nasip etmez yani Türkiye. Ye. O kadar Türkiye düşmanı kendisi. Zaten ne demiş Karadeniz'deki doğalgaz keşfine iktidar ve muhalefetten ilk yorumlar gelmeye başladı. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adam hepimiz için bir gurur kaynağıdır falan demiş muhalifler diyor. Ne güzel değil Ne güzel bir muhalefet var ya. Şey demiş, e e, ee, İmamoğlu demiş. Bununla alakalı çok güzel bir gelişme falan demiş. Tweet atmış. Ee, şey İmamoğlu TOK'la alakalı da tweetini görmedim. Keşke atsaydı işte Türk mühendislerinin ve teknisyenlerinin ürettiği %100 yerli ve milli TOK otomobillerimiz işte görücüye çıktı, yola çıkıyor bilmem ne falan. Hayırlı olsun yani Bir, mesela bir tweetini görmedim ama bununla alakalı tweet atmış. Ya bilmiyorlar ya da bilmiyor gibi yapıyorlar. Bu muhalefet CHP'si bilmem ne falan. Şimdi tabii bu müjde açıklandı filan. Aslında müjdeliği hak edecek bir yeri var. Niye derseniz çünkü biz o doğalgazı çıkartacağız ya petrol neyse. Onu nasıl satacağız? Dolarla satacağız. Değil mi? Artık dolar düşünsün yani. Amerikalılar düşünsün. Dolayısıyla biz o dolar açığımızı da kapatmış olacağız. O yönden haklılar. Ee, Avrupa basını, batı basını filan ne demiş arkadaşlar? Türkiye diyor bir işte petrol doğalgaz yatağı buldu neyse diyor. Ama Erdoğan'a göre diye de şey yapmış. Yani başlıkta birçok habere baktım. Yani Erdoğan'ın söylediğine göre diyor. Onlar da aslında bilginin kaynağının ne kadar şüpheli olduğunu biliyor adamlar. Yani Erdoğan söylüyor. <laughs> sabah başyazarı Mehmet Barlas. Kendi ülkesine bu kadar düşman bir muhalif kesim dünyada eşine az rastlanır bir yoğunluktadır demiş. Kendi ülkesinin evlatlarını böyle kıtır kıtır doğrayan ve diz çökmeyen, diz çökmeyen herkes böyle senin gibi terörist ilan eden, hain ilan eden e, iktidar yalakası bir adam senin gibi değil az bulunur. Eşine rastlanmaz. Sen teksin yani eşi yol eşek. Antakya'da özel harekat polisi bir kişiyi öldürmüş yol verme tartışmasında Antakya'da özel harekat polisi, polisi Sergen Özkanca bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de daha ağır yaralamış. Ee, Gestapo şefi var mı söyleyeceğim bir şey yoksa bu olayı da bir önceki HDP'ye bağlamıştım. Bunu da e, Amerikalıların yerleri nasıl katlettiğine falan mı bağlayacaksın çok merak ediyorum. Evet tabii ki haberler bitmiyor benim işaretlediğim haberler. Berbat Albayrak artık cari açığı değil cari fazlayı döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönem başladığını şu son son saat içerisinde içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum demiş şey gibiler ya. O kadar görgüsüzler ki hani böyle bir adama e, şey çıkar. Ne bileyim işte köylünün bir tanesine hiç şehir köyünden çıkmamış birisine büyük ikramiye çıkıyor tamam 200 milyon dolar çıkıyor. Adam onun daha çıkmasının heyecanıyla daha da ortada bir şey yok. Yine o daha gerçekçi yani kesin adamın bileti var. Burada öyle de bir şey de yok yani. Çıkarmak için de bir masrafa girmeleri lazım. E, o köylünün mesela daha bileti al şey yapmadan götürüp parasını almadan Las Vegas'ta böyle geçirdiği hayatı hayal etmesi gibi bir şey. Bunlar o onu, onu şu anda hayal ediyorlar. Çok görgüsüzler. Ee, bu bir tane var hani Fatih Tezcan bir, bir Tuğrul Salmanoğlu mu ne var? Bir de bu herif Abdurrahman bilmem ne böyle. E, herifler o kadar gaza gelmişler. Bak gaz çıkıyor bu dar gaza geliyor. O kadar gaza gelmişler. Adam şunları söylüyor. Bu rezerv, bu rezervin hani ya abi bize ne? Bize değil 2023'te bakın arkadaşlar vatandaşa bu nasıl yansıyacak sorusunun ilk cevabı şudur. 2023'te bu topraklarda hiç kimse artık doğalgaza para ödemeyecek. <laughs> Duydunuz değil mi? 2023'te gaz ödemeyecek misiniz arkadaşlar? Ne mutlu size. Evet Yargıtay'ın e, kızına cinsel istismardan 72 yıl alan, 72 yıl alan babanın kararını bozup tahliye ettiği anlaşılanı birkaç saat oldu diye. Kaç saat oldu da bir haber. Onun üzerinde başka bir haber. 4 yıldır işimi istiyorum diyen 6 KHK'lı Acun Karadağ'da dahil olmak üzere 8 günlük gözaltından sonra tutuklandı. 72 yıl kendi öz kızına cinsel yer söyle konuşmuyorum bunları konuşmak istemiyorum. Adamı tahliye et ama sen sadece hakkını arayan, hakkını arayan insanları tutukla. Allah belanızı versin. Yani gaz çıkardınız diye zulmünüzü unutacağımızı zannediyorsunuz. Evet, AKP sözcüsü Çelik'ten müjde yorumu. Sevinmeyenler var. Sıram ediyor. Sevinseniz alın diye. Ee, bu Sinan Çetin'in bir tane vardı ya mutlu, kısa mutlu, filmi. O işte, şey askerler abi. diyor ya halka işte mutlu olun lan. Mutlu olun bakayım falan diyor. Bu da ona benzemiş. Sevinmeyenler var. Ee, şey vardı hatırlar mısınız? 2019 yılında ümmetinin lideri bir yerde bir konuşmasında e, şey diyordu adamları, adamların karnını doyuruyoruz. Bize oy vermiyorlar diye küstahça bir şey söylüyor da her zaman olduğu gibi. Bu buna benziyor. Semin'in tabi kardeşim. Sanki rızkı o veriyor. Allah ya kendisi. Tövbe estağfurullah. Abdurrahim Karslı denen şeyi bozuk bu adamın. Gönüyesi bozuk. Böyle garip tuhaf tuhaf tweetler atıyor. Etkili mücadele için belki şöyle bir yol bulunabilir. Kendilerini özellikle cemaatin içindeki FETÖ denilen çeteden kabul etmeyen ve ona göre hareket eden bu çeteye alet olmak istemeyen KYK'lar bir araya gelmeli ve yeni bir KYK'lı grubu oluşturulmalıdır, oluşma, oluşturulmalıdırlar, oluşturulmalıdırlar diye bir şey söylemiş. Hatta o KYK'lılar sonra kendi aralarında Galatasaraylılar, Beşiktaşlar, Fenerbahçeliler grubu filan da oluşturursun değil mi? Sen kesinlikle art niyetli, kötü niyetli ve içten pazarlıklı bir siyasetçisin. Ee, hukuk, niyet okumak diye bir şey yok. Sen hukukçu bir adamsın. Göya. Yani bunun öyle olduğunu bilmen lazım. Şu anda ülkede bir çete varsa organize bir çete, yasa dışı bir örgüt varsa bu AKP'nin ta kendisidir. KYK'lılar değildir. Bunu e, kafana sok. Sen de o çetenin bir yancısısın. Evet. Tüm bunlar olurken AKP hükümeti ile bir anlaşma yapmış. Buna göre sıfır vergiyle peynir dahil olmak üzere birçok kalem, birçok ürün artık sıfır vergiyle Türkiye'ye girecek arkadaşlar. Türkiye'de sanki peynir, peynir üretimi durma noktasına gelmiş veya peynir talebi o kadar fazla ki iç üretim onu karşılayamıyormuş gibi sanki. Odun Bakanı diyor diye işte şeyimiz var ki ithal ediyoruz, paramız var ki ithal ediyoruz öyle öyle zekalı bir adam. Ee, Türkiye toprakları Sümerlerden bu yana ilk defa bu da ithal ettiği ya Vallahi billahi saman ithal ediyor biliyorsunuz. Pek çok şeyi istiyorlar ki Türkiye'de hiçbir şey üretilmesin. Çünkü bu ithalattan da bir rant kazanıyorlar galiba. İşte bu da sıfır vergiyle Venezuela'dan şey ithal edeceklermiş. Tabii tabii edin. Yerli ve milli ha hayvan üreticisinin, neyse çiftçisinin anasını belleyin tabii siz çok vatansever e Müslüman insanlarsınız ya yöneticilersiniz ya. Bununla ilişkili mesela sabah yazarı Dilek Güngör. O da demiş ki Türkiye artık cari açık veren değil, cari fazla veren ülkeler arasında yer almaya başlayacak filan demiş. Nasıl vereceksin o cari fazlayı? Sürekli ithal ederek mi? Venezuela'dan aldığın peynirlerle mi yerli üreticiyi öldürerek mi vereceksin yani bu cari açığı? Ya bu hadi cari açık bilmem ne filan bunlar dengelenir de sizin zekanızın cari açığını siz nasıl kapatacaksınız? O ayrı bir sorun. Yani ithal de etseniz kapanacak gibi bir şey değil. Evet FETÖ firarisi Spiker Kocaeli'de yakalandı haberi. Cumhuriyet gazetesi yedek rejimin havuz gazetesi. Rejim değişirse yeni havuz gazetesi bu sözcü falan olacak. Ulan adamların konuğu oldunuz 4 sene boyunca bugün TV'de falan bu adam program sunuyordu. Gidiyordunuz hepiniz konuk oluyordunuz yani. Şimdi FETÖ firarisi oldu. Gazete işte bunlar meslektaşlarına böyle sahip çıkıyorlar. AKP'li Metin Külünk'ün adamları Soylu'ya yakın derneği basmış arkadaşlar. Lan bize böyle şeylerle gelin arkadaşlar. Biraz yüzümüz gülsün ya. Hep böyle karamsarlık hep şey gelin tabii birbirinize girin hatta birbirinizi öldü bıçaklarını öldürün filan. Yani atraksiyon olsun böyle. Hep masum insanlar mı ölecek ülkede filan. Biraz da birbirinizi yiyin ya. Ben seviniyorum açıkçası. Nurettin Canikli demiş ki 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings Türkiye'nin kredi not görünümünü durağından negatife çevirdi. Görüyor musun? Demek ki bunlar kötü niyetli diye bir şey söylüyor. Ulan 320 milyar küp buldun sanki hemen yarın çıkarmaya başlayacaksın. Ee, şey gibi bu sen dükkan sahibisin bir restoranın var daha restoranına müşteri evinden çıkıp senin restoranına gelmemiş siparişini vermemiş sen hazırlamamışsın önüne koymamışsın adam dükkandan işte gitmek için hareketlenmemiş ama istiyorsun ki adam sana peşin ödeme yapsın böyle bir şey yok sen bir çıkar bir bakalım bir çıkar onu para kazanmaya başla ondan sonra ödersin yatırım yaparsın yatırım yapacak da şey makam araçlarına falan yatırım yapacaklar yani ee, zaten oradan bir para falan gelse de biliyorsunuz bunlar kendi aralarında Bölüp bölüşüler arkadaşlar kimseye de koklatmazlar. Ee, evet haberlerimiz burada bitsin çok uzun oldu. Ee, bu şey gibi bu Özdemir Asaf sevdiğim bir şairdir. O bir yerde bir şey söylüyor işte bana öyle bir yalan söyle ki onun gerçekliğine tüm hayatım boyunca inanayım gibi filan. Ee, bu adamlar şimdi bu kadar yalana dolana işte havada uçan arabalar, uçaklarımız, milli işte denizaltılar neyse bir sürü şey. Bunlara bir an olsun inanmadıklarını kendilerine inandırsalar aptallıklarını kabul edecekler. Ee, ya biz inanmayalım ki yani aptallığımızı kabul etmeyelim en iyisi biz bize söylenenlere sürekli inanmaya çalışalım. En azından bize saf derler ama aptal demezler gibi bir kaygı taşıyor olabilirler. Yani yine değişen bir şey yok Türkiye'de arkadaşlar müjde bilen onlar size bize değil onlara müjde güya varsa da kendinize iyi bakın arkadaşlar özgür olun özgür kalın anlayışınızdan her türlü öpüyorum sizler alternatif olmayan ve alternatifi olmayan YouTube takipçilerisiniz değerli insanlarsınız görüşmek üzere.